Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzu Litvanya'dan çekiyorum sizlere. Biliyorsunuz yer yer size bahsetmiştim. Gittiğim ülkeler içerisinden de sizlere paylaşımlarda bulunacağım. Hem birlikte gezmiş olacaksınız hem de o ülkelere nasıl gidebilirsiniz, oralara nasıl entegre olabilirsiniz. Bunlarla ilgili detayları bu videoda paylaşmış olacağım sizlerle. Tabii bu ülkeden sonra başka bir ülkeye daha geçeceğiz. Yani fırsat buldukça, işten güçten fırsat buldukça böyle kendimi bazen dışarıya atabiliyorum. Şimdi Litvanya 3 milyon nüfuslu bir ülke. Burada tabii asgari ücret 700 dolar. Daha doğrusu 700 avro civarında asgari ücrete insanlar çalışıyor minimum. Burada esas gelir kaynakları öğrenci üzerinden, yani international, uluslararası öğrenciler buraya bayağı bir talep gösteriyor ve asıl gelir kalemi olarak eğitim görünüyor burada. Tabii işsizlik oranı da fazla burada. Böyle ara ara görüntüler de vereyim, şehir merkezi burası. Bayağı bir dağınık. Gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Einstein. Avrupa ülkeleri içerisinde Baltık iklimine sahip bir ülke. Zaten Baltık ülkeleri 3 tane falan var benim bildiğim kadarıyla. Bunlardan bir tanesi de Litvanya. Şehir bayağı eski yapılarla dolu. Bu ülke zaten tarihçesini okuduğum zaman hep Rus işgalinde kalmış bir eski yer burası. 2005'te sanırsam Avrupa Birliği'ne katıldı. ...90 yıllarında da bildiğim kadarıyla bağımsızlığını ilan etti. Ondan sonra zaten Rusya daha da buraya müdahale edemedi. Yani zaten ayrılmıştı Sovyetler Birliği'nden. Şu an zaten biz başkent Vilnius'tayız. Bakın bu taraf. Yüksekten merkez tarafı arıyorum ben şu anda. Bakın oradaki beyaz kilise ve anıt var, bir tane beyaz. Şurada da yine altın kubbeli bir yer var. Büyük ihtimal ana merkez o taraflarda bir yerde. Dağınık. Bu tarafları bilmiyorum. Yetişebildiğim kadar yürüyerek oraları görmeye çalışacağım sizlerle birlikte. Yani gezelim. Yorulana kadar siz de izleyin. Yani bu ülkede ilk izlenimim ne diyecek olursanız, çok aşırı derecede sessiz. Pazar günü olduğu için mi bilemiyorum ama. Evet. Bir ara sokaklara falan gireceğiz artık. Burası neymiş? Esas şehrin ana merkezini bulmam lazım. Daha bayağı bir zamanımız var çünkü. Bol bol gezelim. Birkaç bilgi daha vereyim arada. Şimdi burası ülke olarak çok milliyetçi bir ülke. Genelde insanları hani başka ülkenin vatandaşlarına pek fazla sempati duymuyorlar. Dolayısıyla burada geldiğiniz zaman o soğukluğu hissedeceksiniz. Onu ben de gördüm bizzati ama yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim diğer konuya. Siz buralara nasıl gelebilirsiniz, ondan biraz bahsedeceğim. Şimdi burası biliyorsunuz Avrupa ülkeleri içerisinde irili ufaklı olanlardan bir tanesi. Yani küçük olanlardan bir tanesi. Yani bir Almanya, bir işte Fransa, bir İtalya, bir İspanya, ne bileyim bir Polonya gibi değil. Siz nasıl yapabilirsiniz? Mesela bu tür ülkeleri birinci basamak olarak kullanabilirsiniz. Ben birçok videomda zaten
kısa kısa da olsa bunlardan değinmiştim sizlere. Yani bu tarz ülkeleri, küçük Avrupa ülkelerini diğer büyük Avrupa ülkelerine gidebilmek için köprü kullanmanız gerekecek. Bunlar biraz daha kolay vize verebiliyorlar. İşte işçi statüsünde eğer buraya gelebiliyorsanız, örneğin herhangi bir firma buldunuz, anlaşma sağladınız ve onların vasıtasıyla vize almanız daha kolay olacaktır. Bu ülke için söylüyorum ben. Ondan sonrası buraya geldiğiniz zaman belki düşük paralara çalışıyor olabilirsiniz. Fakat burada kaldığınız belli süre sonrasında diğer Avrupa ülkelerine rahatça gidebilme şansı elde edeceksiniz. Şöyle bir handikapı da var. Bunlar kendi adamlarını öncelikle işe almaya çalışıyorlar. Hali hazırda kendi vatandaşlarında da işsizlik sorunu var. İlk başta kendi vatandaşlarını, daha sonra Avrupa Birliği ülkelerinden seçiyorlar. O da olmadı. Dışarıdan artık takviye yapıyorlar. Bu arada merkeze geldik. Aman Allah'ım. Aman. Şimdi bakın, burası da buranın İstiklal Caddesi diyelim. Yani boydan baya böyle bakın. Burası. Eğlence mekanları var. Kafeler, diskolar falan var. Barlar var. Zaten kahve kültürü burada bayağı yaygın. Benim gördüğüm. Bunları ben size gösteriyorum. Hani sizlerin de yurt dışına çıkması için teşvik babında. Burası bakın pub yine. Yani bira içilen yer. Canlı müzik falan yaparlar orada. Ha, ben nerede kalmıştım? Bu buraya nasıl gelebilirsiniz? Öğrenci olarak gelmek daha avantajlı. Çünkü öğrenciler çok çabuk vize alabiliyorlar. Dolayısıyla siz o yolu tercih edebilirsiniz. Önce öğrenci olarak gelirsiniz. Daha sonra burada zaten bir yolunu bulup burada kalırsınız. Daha sonrasında diğer Avrupa ülkelerine geçersiniz. Diğer bir seçenek de işte biriyle burada bulur, tanışır, evlenirsiniz. Olayı bitirirsiniz tamamen. Bir de işte yine anlattığım gibi iş konusu. Herhangi bir firmadan iş falan. Aslında bu ülkenin en büyük problemi şuymuş. Çok fazla genç burada durmak istemiyormuş. Yani buranın kendi halkından olan gençler hep diğer Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışıyormuş. Ki öyle de oluyor. Hepsi gidiyormuş. Bunun sebebi de tabii maddi durumla alakalı. Daha yüksek paraları Avrupa Birliği diğer ülkelerinden sağladıkları için. Bakın. Abi bildiğin kafe kültürü var ya. Yani buraya yazın gelmediğim için harbiden üzüldüm. Keşke yazın gelseymişiz. 1-2 saat değil de böyle 3-4 gün hafta sonunu burada değerlendirmek gerekliymiş. Çünkü şu caddeyi gördükten sonra buranın gece aleminin güzel olduğuna eminim artık. Genelde bira tüketmeyi daha çok seviyorlarmış. Onu da öğrendik. D'Antonio. Bakın her yer insanların eğlenmesi için yapılmış yerler. Kaybolsak bile buluruz. Sorun değil. Bak buranın aurası benim hoşuma gitti. Diğer tarafların aurası çok düşüktü. Abi ben size anlatıyorum mevzuyu zaten. Yaşlı oranı çok fazla. Avrupa artık bunun önüne geçemiyor. Evlilikler düşük. Kimse evlenmiyor. Çocuk sahibi olmuyor. Herkes biz gibi değil ki. Çoğalalım, büyüyelim. Bunlarda böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla olan gençler de bu tür ülkelerde kalmamaya çalışıyor. Daha böyle
refah seviyesi yüksek olan yerlere gidiyorlar. Yani sizler için aslında büyük avantaj. Boş durmayın, araştırın. Yani bu Litvanya seçeneğini de es geçmeyin derim ben. Sonuçta Avrupa Birliği ülkesi. Al bakın, o tepede gördüğümüz yer var ya. Orası işte. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Ta o gözükmüyor buradan ama bakın her taraf öğrenci, görüyor musunuz? Her taraf. Bakın. Böyle de bir arabaya binebilirsiniz. Avrupa'da, Almanya'dan bile ucuz araçlar burada. Öyle diyeyim ben size. O tepede gördüğümüz yapıya da gelmiş olduk. Buyurun. Ben iddia ediyorum. Burası tam bir gurme yeri. Yani nasıl gurme yeri? Aşırı derecede fazla restoran, kafe var. Yani tadım yapabileceğiniz birçok mekan var. Buradan bayağı bir malzeme çıkar bu. YouTube'da gurmelik yapan elemanlar var ya, onlar için. Çam ağaçları falan. Otel mi orası acaba? Tam yılbaşıyı kutlayacağınız bir şehir olabilir burası. Kahveci. İçine bakalım sadece. Ne var ne yok. Ha, çam ağaçlarını koymuşlar böyle. Pastacı. Beste. Evet, aynen öyle. Pasta var, masa var. Pasta. Oha lan. Nasıl da güzel bir yer ya. Orada. Нет. Туда резервации надо, да? Evet, ablamız rezervasyon lazım dedi. Ben dedim hani yukarıya bir çıkayım bakayım da. Ama böyle bir soğuk yaptı, dikkat ettiniz mi? Genelde işte burada öyle soğuklar yani. Ama sıkıntı değil, açarız. Yani burada 5-6 gün kalsak biz kendimize uydururuz onları. İlk defa bir yerde Türk arıyorum yani. Bir yerde bir Türk denk gelse de bir sorsak şuraları. Ama denk gelmiyor işte. Evet, burası buranın meydanı. Buraya da geldik. Hadi gezelim bari şurayı da. Burayı da görmedik demeyeceğiz. Bu tarafa geçeriz. Benle beraber geziyorsunuz. Keşke aranızdan böyle herkes istediği gibi gezebilse. Gerçekten çok istiyorum. Bunu canı gönülden söylüyorum size. Tabii bu Rusya olayından sonra buraların biraz tadı kaçmış. Nasıl kaçmış? Çünkü ekonomik sıkıntılar var. Enflasyon bayağı bir artmış Avrupa'da. Fiyatlar falan yüksek. Isınma problemleri var. Yani şu durumda inanın Türkiye'deki insanlar daha şanslı. Çünkü tamam, ekonomik kriz var. Kesinlikle. Ama şu anda bu ülkelerde de bayağı bir problem var ki kış ayı onlar için çok çetin geçecek. Hem enerji alanında hem de yeme içme alanında. Evet. Aha. Ha, sen bu yüzden. Oturmadın demeyin. Bak bak bak. Yine her videomuzda olduğu gibi arabalar denk geldiği zaman sizi
motive etmesi için ne yapıyorduk? Gösteriyorduk değil mi? Evet. Böyle arabalara binmek istiyorsanız başarı elde etmek zorundasınız. Dolayısıyla başarı da fedakarlık gerektiriyor. Sizler başarabilirsiniz. Yeter ki bizim dediklerimizi uygulayın. Orada bir aktivite var. Oraya gideceğiz birazdan. Aa, geliyorlar oradan bakın. Denk geldi. Ne yapıyorlar bunlar? Sana katılacağım abi. Bunlar çok makara çünkü. Çok fena açıldık. Kaybolacağız. Bakın burada da kültürlerini yansıtan böyle ürünler var. Onları pazarlıyorlar. Kışa hazırlık. Burası bayağı soğuk oluyormuş. Onu da söyleyeyim ben. Eksi 20 dereceyi görüyor kışın. Kışın bayağı soğuk geçiyor burası. Dolayısıyla batıdan gelen birisi için zor burası. Çikolatacı. Bakın çikolata. El yapımı. Çok iyiymiş ya. Şarap içiyor ablamız. O kuleye kadar geldik. Bakın orası kale. İnternette görmüştüm. Orası bayağı meşhur. Burada ne vardı? İşkence hapishanesi falan var. Bilmiyorum açık mıdır ama gelmişken o tepeye de çıkalım diyorum. Ne yapıyor? Rastlite. Ha, ete kaşa. Grechka. Grechka. Burada ne var? Askeriye. Bu kaşa dedikleri bizdeki bulgur pilavı gibi bir şey işte. Grechki diyorlar. Bunların meşhur bulgur pilavı işte. Yukarıdan görünüşü, çıkış yolunu gösteriyor. Hadi bakalım, hedef belirleyelim. Bari bu size motive olması amaçlı bunu yapacağım. O tepeye kadar çıkacağım. Yani başarı o patikayı geçmeyle alakalı. Böyle bir örnekleme yapalım. Hedef orası. Siz de hedef belirleyin hayatınızda. Ve o hedefe odaklanın. Gidene kadar vazgeçmeden devam edin yolunuza. Asla hiçbir engele takılmadan, moralinizi bozmadan, her ne isteğiniz varsa, yurt dışı ile olur ya da hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir durum olur, her şeye karşı hazırlıklı olup o hedefe doğru ilerleyeceksiniz. Zamanında olur, geç olur ama bir şekilde olacaktır. Şimdi bakın, asansörle 1 avroya falan çıkılıyormuş buraya. Onunla uğraşmadım. Sırf mücadele olsun diye bu şekilde patika yoldan yürüyerek çıkmayı tercih ettim. Çünkü başarı, yine söylediğim gibi, zorlukları aşmayla alakalı bir durum. Siz kolayına kaçarsanız başarı olarak adletmeyin. Asla.
Abi direkt şu an tepedeyim yani, bakın. Bakın abi. Türk bayrağı olsaydı asardık burada be. Değil mi? Asardık derken hani zirveye çıktık ya. Başardık arkadaşlar. Ne dedim ben size? Bir şeyi kafaya koymak önemli olan. İlle de bir yol arıyorsanız onu bulursunuz. Öyle ya da böyle. Bu kadar insan çıkmış burada, bakın. İşte buyurun. Güneşin batışı. Ormanlık her yer ama ya. Güneşin batışı. Şuradan ben ne görüntü? Evet. Buraya da gelmedik demedik. Güneş batışını dahi burada izlemiş olduk sizlerle birlikte. Bak bak. Kızdaki cesarete bak abi. Ben korkardım yani işin açığı. Sevgililer falan el ele tutuşmuş. Böyle. Aşağıya inmeye hazırız. Hedefi tamamladık. Bir beğeni alırız artık. Yapın yani. Beğenin, paylaşın şu videoyu. Tamamen spontan oldu bu. Yani ben istem dışı olan bir şey bu gün batımı. Aşağıya yavaştan böyle. Hala gelenler var dikkat ederseniz. Bu insanlar ne yapıyorlar? Gün batımını bitimine kadar izlemek istiyorlar. Burada da yanılmıyorsam buralarda bir yerde yerin altında işkence hapishanesi var. Sovyetler Birliği'nden kalma bir hapishane olması lazım. İşkence odalarını falan gösteriyorlar. Onu tabi giremeyiz, vaktimiz yok. O yüzden onu artık başka bahara diyeceğim. İnşallah kısmet olursa bir gün onu da sizlere göstereceğim. Yavaştan akşam oldu. Avrupa'nın bu tarz küçük ülkeleri biraz sıkıcı, evet. Sadece bir tane işte Vilnius. O başkentle olmuyor bu işler. Diğer şehirlerini bilemiyoruz ama burada bile bakın akşam çöktü, yavaş yavaş insanlar çekilmeye başladı. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Bye bye diyorum. Bye bye.